Efendim benim anlamadığım şudur. Bakın hayatta önemli olan şey ne iş yapıyorsak yapalım. Siyasette olduğu kadar hayatın her bir anında da tutkudur, samimiyettir ve inandığınız şeye bağlılıktır. İnsan gerçekten tutkuyla bir şeyi söylüyorsa kağıttan okur mu? Bunu söyler ya. Prompter'dan okur mu? Hayır, bunu söyler. Çünkü her bir an onunla yaşar. Bakıyoruz vekillere filan. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli prompt'ından okuyor. Bunları bir yere yazmaya gerek yoktur ya. Bu memlekete insanın tutkusu kağıdı prompt'ı lüzumsuz kılar. Öyle olması gerekir. Her neyse. İzleyicilerimiz şöyle şeyler yazmışlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bu memleketin kıymetli insanları. Emekli maaşlarına da bu seviyede zam yapılmasıdır gönülden geçen. Onun dışında efendim kadrosuz çalışanlar, bize de memurlar, biz de istiyoruz. Ve herkes hak ediyor. Gerçekten yapılması gerekir. Ve bunları okumaya devam edeceğiz. Emekli maaşlarımız, o kadar çok emekli maaşlarıyla ilgili talep var ki bunlara kulak vermesini istirham ediyorum. Zaten de herhalde görmeleri lazım. Hükümetin, şimdi geçelim bir başka habere. Bizim Türk liramızın bulunduğu değer itibariyle garip şeyler de oluyor. Alışverişe gelen yabancılar filan alıyor. İşte ülkenin sınır komşuları filan. Ama bu arada çok acayip de bir şey var. Bulgaristan'ın ilacı da olmuşuz. Her hafta buraya geliyoruz. Eczaneden tüm ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Çok memnunuz. Ucuz olduğu için burasını tercih ediyoruz. Anne, baba, akraba, yani onlara da ihtiyaçlarını götürüyoruz. Şu anda Bulgar arkadaşları bile hani buradan aldı ilaçlarını. Döviz kuru farkı nedeniyle Edirne'ye akın eden Bulgar turistler ilaçlarını da Türkiye'den alıyor. Poşet dolusu ilaçlarla ülkelerine dönüyorlar. Türk lirasının değer kaybı Bulgaristan'dan Türkiye'ye ucuz ilaç turizmini de başlattı. Ama Türkiye'de hastalar ilaç bulamıyor. Çalışıyoruz ama ilaç alamıyoruz. Kimi zaman bulamıyoruz. Paramız oluyor. Kimi zaman ilacı buluyoruz ama parasından alamıyoruz. Doktorun yazdığı ilacı almaya gittim. İlaç yok deyip muadilini verdiler sadece. Babamın da göz ameliyatı oldu. İlacını bulamadık. Gezmediğimiz eczane kalmadı. İlaç fiyatlarına bağlı bir politikanın bizi getireceği noktanın bu olması son derece normal. Bulgarların kendi ihtiyaçlarına göre değil de ihtiyaçlarının dışında da bir şeyle alıyorlarsa bunu, bu bir sıkıntıya yol açabilir. En çok grip ilaçları alıyorlar. Aspirin, ağrı kesici, bazen de reçeteyle geliyorlar. Burada 1 levayı aldıktan orada 7 levayı falan alıyorlarmış. Özellikle tansiyon ilaçları. Kanser ilaçları, antibiyotikler, çocuk şurupları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler. Türk Eczacıları Birliği'nin rakamlarına göre 645 tane ilaç şu anda piyasada yok ve hastalar ilaçlara erişim sıkıntısı yaşıyor. Ve döviz kurundaki artış bu şekilde devam ederse daha fazla sayıda ilaca ulaşım sorunu yaşanacak. Diyabet hastalarının ilaca ulaşmasında sıkıntımız var. Tansiyon hastalarının ilaçları eczanelerde çok fazla yok. Yurt dışından ithal ettiğimiz ilaçlarda hemen hemen bütün kalemlerde sıkıntımız var. Çünkü Türkiye'de ilaç ihtiyacının %65'i yurt dışından karşılanıyor. Türkiye'de üretilen ilaçların da ham maddelerinin %90'ı yurt dışından. Piyasada ilaç olmamasının nedeni ise sabit döviz kuru uygulaması. İlaç fiyatlarındaki sabit kur Şubat 2021'de 4.57 lira olarak belirlenmişti. Ancak geçen 10 aylık süreçte euro 17 lirayı aştı. İlaç firmaları zarar ettiği için Türkiye'ye ilaç vermiyorlar. En basit ilacı bile soruyorsunuz, yok diyor. Babam KUAH ilaçları kullanıyor. Yok diyorlar. Ancak tanıdık eczacınız varsa ya da arkadaşınız vasıtasıyla bulup getirtirebiliyorsunuz. Arada çok büyük bir makas açılması var. Ne ilaç üreticileri ne de yurt dışından ilaç getiren firmalar bu ilaçları yeterince taşıyamıyorlar. Senede bir defa euro kurunun güncellenmesi sorunu ağırlaştırıyor ve içinden çıkılamaz hale getiriyor. Onun için euro kuru güncellemesini senede en az 4 defa yapmak lazım.